Ben dedemlerimden ne miras almışsam onu bir kendi potamda eritip bu aynadan çıkartıp karşı aynaya atıyorum. Karşı aynada da iyi karşılanıyor. Sağ olsunlar, Allah razı olsun ve tekrar bana yansıyor. Aynalar arası bir yansıma adeta. Zamanı zamansız yaşayıp zamanını tarihin belleğinde ölümsüz kılan Korkut Ata'nın torunu Ozan Barış. Barış Manço 56 yıllık kısacık bir ömür, 41 yıllık ozanlıkta sonsuzluğa ulaşan bir Adem. Dünyanın dört bir yanında dünyanın tüm çocuklarına, diline, dinine, ırkına bakmaksızın tek bir dilde gönül diliyle Türkçe ninniler söyleyen bir seyyah. Bir bilge, özünün sırrına vakıf olmuş bir ozan. Kısra'nın üzerinde Bozkır'ın ruhu gibi gah rahvan, gah tırıs, gah dört nola koşan binlerce yıllık ölümsüz bir bahadır. Öyle ya, dedem Korkut'un barışının saçı, kılığı, kıyafetiyle bugünden alıp 2000 yıl öncesine götürüp koyma imkanımız olsa hiç de yargılamazdı atalarımız. Zamanı zamansız yaşayıp zamanlı tarihin belleğinde ölümsüz kılan Korkut Atam'ın torunu Ozan Barış. Barış Manço 7'den 70'ye programı ile bir dönem çocuk olan her evin salonundaki gönüllü öğretmen Barış abiydi. Kimimiz telaffuz edemediğimiz R harfinin telaffuzunu, ayakkabımızın bağcını bağlamayı, yabancılarla anne babamızdan izinsiz konuşmamayı, yemekten önce ve sonra el yıkamayı, sayı saymayı, daha nice şeyi ondan öğrendik. Ispanak sevgimiz Temel Reis'ten çok Barış abimizden ağız sulandıracak betimlemelerinden gelmekteydi. Çocuklar, dişlerimizi günde iki kez sabah akşam fırçalıyoruz, değil mi? Domates, biber, patlıcandan sadece türlü olmazmış. Pekala, çok da güzel bir şarkı olurmuş. Nane, limon kabuğu ve bir tutam zencefil sadece soğuk algınlığına iyi gelmezmiş. Ruhun kirini pasını da götürürmüş. Ayrılığı anlatmak için bazen iki kol düğmesini kavuşturmak da yetiyormuş. Gül pembenin güllerini açtırmanın yolu sadece gülümsemekten geçiyormuş. Güneş de korkarmış karanlıkta, simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor, diyerek avuturmuş kendini. Yalnızlık korkusunu yenmek için dönencede. Buluttan nem kaptığımız anlarda bile el ele tutuşup kardeşçe şarkılar söylerdik. Arkadaşım eşek ya da oku bakayım ayı diyerek. Yüz ova önümüzde setler çekse de Barış ve abinin dağları hep yol verdi bize. Müzik, özündeki güzelliği, insani erdemleri yansıtmanın en naif yoludur. Dünümüzü, bugünümüzü daha çok yarınlarımıza taşıyan bir araçtır. Gelenek diye adlandırdığımız sürekliliği sözlü olarak devam ettirmenin en hisli yoludur. Ruha huzur verir. İnsanoğlu acıyı, sevinci, hayatın tüm renklerini ya da zifiri karanlığını müziksiz nasıl anlatırdı? Hayal bile edemiyorum. Barış Manço da hayatı saçından mimiğine, yüzüklerinden belindeki kuşağına kadar görüntüsüyle sesini birleştirip insanı insana, yani bizi bize müzikle anlattı. Binlerce yılı 41 seneye sığdırarak. Her devrin Korkut Ata'ya benzetilen ozanları vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılda aşıklık geleneği önemli bir kitleye hitap etmiştir. Tam da bu noktada gelenekleşmiş aşık tipolojisini modernlikle sentezleyen temsilciler ortaya çıkar. Korkut Ata'nın gelenekçi temsilcileri Aşık Veysel, Aşık Murat Çobanoğlu, Reyhani, Şeref Taşlıova gibi isimlerin yanında gelenekleşmiş müziği teknolojiyle birleştiren Korkut Ata'dan Özay Gönlüm'e, Korkut Ata'dan Ozan Barış'a ve Korkut Ata'dan pop, rock sanatçılarına kadar farklı ozan tipleri de hayatımıza girer. Onun her bir şarkısını dinlediğinizde o anki ruh haliniz, bilginiz ve sosyal ortamınıza göre farklı yorumlayabilirsiniz. Hiçbirisinde de size kimse yanlış yorumluyorsunuz diyemez. Sarı sarı bilezikleri takarım kollarına,
bizim için ne kadar basit bir cümle. Niye altın bilezik takılıyor sorusunun cevabı kültürel kodlarımızda gizli. Tarihi kayıtlara göre Orta Asya'dan beri değil, Orta Asya coğrafyasında bile sürekli göç halinde bir toplum. Olabildiğince az, değerli ve kullanışlı eşyaya sahip olmak zorunluluğu. Aynı kültür göçlerle Anadolu'ya taşınıyor. Bu kez göçler yok ama sürekli bir savaşma durumu var. Güvensiz ortamda, yükte hafif, pahada ağır, bir kadın için çok pratik ve kolay bir mal edinimi. Evin erkeği öldüğünde, cenge gittiğinde, varlıkta, yoklukta, mağduriyet olmasın diye kadına takılan bilezikler. Oysa ne kolay mırıldandı, sarı sarı bilezikleri takarım kollarına diye. Ahmet Bey'in ceketi. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken, kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken, kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi, kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Toplumun bozulduğu bir ortamda, idealist bir yaşam süren kul Ahmet. Bugün de öyle değil mi? Kimimiz kanter içinde emek verip, dürüst ve erdemli kalmaya uğraşırken, kimimiz yolumuzu kolayca kaybetmiyor muyuz? O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya, mahalleye dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Ölümsüzlük zannına kapılıp unuttuğumuz kefen miydi ceket, kim bilir? Konumlarımızı maddi ve manevi olarak belirleyen bugün de gömlek ve ceketlerimiz değil mi? Kimimiz 50 lira verdiği bir giysiye, kimimiz 50 bin lira vermiyor mu? Kimimiz aza tamah ederken, kimimiz çoğa bile kanaat etmemek istemiyor muyuz? Yoksa aza kanaat, çoğa tamah mıydı? Ne dersiniz? Nasip ve kısmet kavramlarına sıkı sıkıya bağlı olan kul Ahmet, toplumun aksine ceket giyiyor. Herkesin gömlek giymesi, insanların tek tipleştiklerini, çabadan, gayretten uzak, rahata alışmış hallerinden memnun ve değişime kapalı olduklarını göstermektedir. Bakın bakalım bugün etrafımıza. Gömleği temsil eden o meşhur kareli ceket neyi temsil ediyor? Oysa Ahmet herkesin arzu ettiği ama asla bir çaba göstermediği değişimin temsilcisidir. Kaçımızda var o değişimi gösterme gayreti? Ayağımızdaki halhaldan, burnumuzdaki hızmaya, ahırımızdaki eşekten, dağdaki ayımıza, bahçemizdeki sebzemize, penceredeki Kezban ablamızdan dürüyemize, Halil İbrahim soframıza ne çok şeyle mutlu etti bizi. Halil İbrahim sofrasında hırsımızı, açgözlülüğümüzü bırakarak paylaşmaya doymayı, Barış söyler kendi bir ders alır mı diyerek öz eleştiriyi, müsaadenizle çocuklar ile dilimizin inceliklerini, bugün bayram ile çocukla sevinmeyi, ne çok ne çok şey senden öğrendik. Kimilerine göre yüzlerce yıllık, kimilerine göre binlerce yıllık dedem Korkut. Hepimizin karakterinde, örfünde, anneannesinde dedem Korkut'tan izler var. Belki de bu nedenle şu rivayet anlatılır. Şeref Taşlıova'ya sormuşlar, aşıkları anlatır mısın diye. O da aşıklık bir insana olsa sol yanı Murat Çobanoğlu, sağ yanı Barış Manço, gövdesi Neşet Ertaş, başı da Aşık Veysel olurdu demiş. Ne bahtiyarız ki 20. yüzyılda dedem Korkut'un torunu Ozan Barış ile büyüyen çocuklardı. Barış abi, annen Rikkat Uyanık'ın sözlerini söyleyemeyip değiştirdiği şarkındaki gibi, Barış bir gün toprak olur ve sen toprak oldun. Bizde kalan resimlerin, müziklerin. Eh Barış abi aşk olsun, aç da koynuna kuş konsun, çek ipini rahvan gitsin, inceldiği yerden kopsun. Kimileri kahve kaynatsın, kimileri hala dansöz oynatsın. Leyleğin ömrü iki laklak, değerler oldu tepe taklak, ruhun şad olsun.